Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran pankek tarifi vereceğim inşallah. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı unumuz var. 2 tane yumurtamız var. Vanilyamız, kabartma tozumuz. Ben şeker biraz fazla koyacağım. Normalde 2 kaşık ama ben 4 kaşık koyuyorum arkadaşlar. Biraz şekeri fazla olsun. 1 su bardağı sütümüz var. İşte bunların hepsini karıştıracağız. Benim pankek kabım yok ama ben internetten gördüm. Mayonez kabı, boş mayonez kabı. Bunun içine unu ile koyacağım. Sonra bu kapağıyla da tavanın içine dökeceğiz. Yumurtamızı çırpalım. Ben çırptım. İçine şekerimizi koyalım. Tekrar çırpalım. Sütümüzü koyalım içine. Çırptım. En son şekli bu pankekimizi. Kek kıvamından biraz daha koyu arkadaşlar. Sıvı olursa tavada yayılır. Bu şekilde. Şimdi ben bunun içine koyacağım huni yardımıyla. Bununla beraber tavaya dökeceğim. Benim pankek tavam olmadığı için teflon tavada yapacağım. Tavamızın altına aldık. Yağı koyduk. Yağı fazla koymadım. Şu fırça yardımıyla yedireceğim etrafını. Isındıktan sonra kalıbımızdan ısındı. Şimdi mayonez kutusuyla içine dökeceğiz. O kendisi zaten dağılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiç kalıba bile gerek yok. Şimdi arka önünü çevireceğiz. Tekrar dökelim. Yavaş yavaş pişiyor hepsi. Kendiliğinden dağılıyor zaten. Tabii pankek kalıbında daha güzel oluyor. Benim teflon tava, krep tavası, pankek tavası onlarda daha güzel yapılıyor. Çevirirken de spatula kullanıyoruz. Bu şekilde oluyor. Çok yumuşak. Pankeklerimiz oldu. Çocukların çok sevdiği bir yiyecek. Öğünlerine yapabilirsiniz. Beslenmelerine koyabilirsiniz. Yumuşak, çok yumuşak. Tadını, şekerini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz fazla koydum. Ben teflon tavada yaptım. Pankek tavam olmadığı için kalıbım da yoktu. Kalıbı da Pınar mayonez kabında yaptım. Üstünden sıkaraktan. Demokrasilerde çare tükenmiyor. Güzel oldu sayılır. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın, hayırlı günler.